Ekstra gündeme hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tabii ki daha önce birçok kanalda karşınızda oldum. Bugün yepyeni bir kanalla karşınızdayım. World Türk. Türkiye'nin Sesi kanalı. Daha önce biliyorsunuz LAN TV internet yayını, sonra Kanal 65 olarak yayınlarımıza devam ettik. Ondan sonra şimdi World Türk Televizyonu olarak yayınlarımıza başladık. Öncelikle işbirliği için sevgili yönetim kurulu başkanı Adem Erdağ'a teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel işler. Beraber güzel işler yapmayı planlıyoruz. Güzel hem Van hem bölge hem de tüm Türkiye'nin kanalı olma hedefindeyiz. Ve bu anlamda da yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. İnşallah Allah bir manilik vermezse tabii ki Van ve Türkiye gündemine dair bütün haberleri sizlere aktaracağız. Tekrar teşekkür ederim. Evet, bugün önemli bir konuğum var. Biliyorsunuz 22'sinde, bu ayın 22'sinde Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri var. Ve bu seçimlere adaylar var. Bu adaylar da şu anda sahada çalışıyor. Ve bugün o adaylardan biri Sayın Zahir Kandaşoğlu. Van kamuoyunun da çok yakından tanıdığı bir isim Sayın Zahir Kandaşoğlu. Canlı yayın konuğum. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Tekrar sizi kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni kanalımız gerçekten olmazsa olmazımız Van'da mutlaka bir televizyon kanalı, etap bir değil iki tane televizyon kanalı olması gerekiyor ama bugün şükürler olsun tekrar ekstra programında bir aradayız, tekrar canlı yayındayız, tekrar Van'da TV'mizin programındayız. Sizi, bütün yönetimi, bütün emeği geçen herkesi kutluyorum yürekten. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet. Yoğunsunuz. Bu yoğun programımızdan bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Öncelikle programımıza davetimize icabet ettiğiniz için Sayın Başkan. Evet. Nasıl gidiyor? Muazzam bir açılış oldu. Çok kalabalık oldu. Ben herhalde 4 tane açılışa katıldım. Diğer arkadaşlarımızın da açılışlarına katılmıştım. En yoğun sizin oldu. Önce bir açılıştan başlayalım Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Gerçekten bizim de yani beklemediğimiz bir açılış oldu. Biz açılışa çok kişiyi, çok akrabalarımızı, çok gerçekten Van Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olmayan hiç kimseyi davet etmedik. Hiçbir akrabamızı, hiç odanın üyesi olmayanlar kişilere daveti yapmadık. Kimseyi davet etmedik. Biz Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda üye olan tüccarımızı, esnafımızı, Van'ın iç dünyası açılışımıza davet ettik. Sağ olasın bizim açılışımıza gerçekten çok ciddi bir katılım oldu. Çok ciddi bir teveccüh gösterildi. Ben burada bütün Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın bütün üyelerine, Van'daki bütün iş dünyasına, Van halkına, Maraş Caddesi'ndeki bütün esnaf ve tüccarlarıma, herkese sevgi saygılarımı sunuyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu yakın ilgi ve alakadan dolayı herkese gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Siz değerli basın, Van'daki görev yapan değerli basın mensupları, ulusal ve yerel basınımıza çok çok teşekkür ediyorum. İlginizden, alakanızdan dolayı gerçekten o karabalığı ilimize yakışır. O vitrin gerçekten insanları çok ciddi bir şekilde duygulandırdı. İnsanları çok mutlu etti. Biliyorsunuz yıllarda beri bu ilde bazı nedenlerden dolayı gerçekten sıkıntılar yaşandı. O sıkıntılardan, o sorunlardan sonra bir de biliyorsunuz bir pandemi dolayı olay oldu. Dünya genelinde insanlar gerçekten birbirinden uzaklaştı, birbirinden gerçekten buluşamadılar. Birbiri çok yakın, bir zamanda bir araya gelemediler. Ama bizim bu gerçekten bizim bu Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın 22 Ekim'de olacak seçimden dolayı bir şeyimizi, çalışma ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. Ve bu çalışma ofisimizi bizi en fazla duygulandıran, bizi en fazla mutlu eden, gerçekten büyük bir keyifle izlediğimizin bütün renklerin orada olması. Evet. Siyasi görüşü ne olursa olsun, siyasi partisi ne olursa olsun, yani insanların tümüyle bile katılmaları, böyle birbiriyle samimi bir şekilde görüşmeleri, samimi bir şekilde birbiriyle konuşmaları, o gerçekten beni çok duygulandırdı. Gerçekten beni çok mutlu etti. Yani ben de yıllarda beri özlediğim bu tabloyu gerçekten gözümle şahit oldum. Hepiniz orada şahit oldunuz. Galiba izlediniz. Van'da iş yapan, Van'da tüccar olan, Van'da esnaf olan,
Van'da gerçekten değerimiz olan herkes oradaydı. Hiçbir ayrım kayrım gözetmeden beni davet etmiş etmemiş kesinlikle öyle haber alan herkes sağ olasın açılışımıza akım etti. Çok mutlu bir şekilde bir açılış yaptık. Çok güzel bir açılış gerçekleştirdik. En önemlisi bizi diyoruz ya bizim kadınlarımız, kadınlarımız, kadınlarımız. Evet biz bu açılışımızda da bu programımızda da kadınlarımıza öncülük verdik. Kadınlarımızı öne aldık. Ve bu büyük açılışımızı, bu güzel açılışımızı değerli kadınlarımız, kadın girişimcilerimiz, adaylarımız, kadın adaylarımız, beyaz meleklerimizle birlikte onlar bu açılışı gerçekleştirdiler. Biz onların arkasında durduk. Çok büyük bir keyifle izledik. Gerçekten çok renkli oldu. Çok değişik bir, bana çok değişik, bana yakışır bir değişik bir hava yarattı. Gençlerin arasında çok ciddi bir şekilde bu mutluluk yarattı. Gençlerin işte özlediği tablo ortaya çıktı. Bunlar hepsi önemli olan noktalar. Herkes çok gerçekten mutlu oldu. Herkes mutlu bir şekilde ayrıldı. İnanır mısın Orhan Bey, 24 saat zaten gelip gidiyorlar. O açılışın hele etkisi, hele seçim de ofisinde daha şeyini, da çok yoğunum. Çok hareketli. Ofise herkes gelip gidiyor. Bizim katkımız ne olur? Odaya kayıtlı olan olmayan gidip akrabasını alıyor geliyor. Soruyor. Akrabası odada kayıtlı olan akrabaların elini tutup getiriyor. Çay içiriyor. Bizlerle tanıştırıyor. Bu mutluluğu yaşıyoruz. Bu şerefi yaşıyoruz. Bu gururu yaşıyoruz. Bundan dolayı ben bütün halkıma, bütün tüccarlarıma, esnaflarıma, kadın girişimcilere, genç girişimcilere sonsuz beyaz 19 meslek grubun adına bu seçimde yarışacak beyaz liste adına bütün arkadaşlarım, büyük ekibim adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Ben teşekkür ederim başkanım. Sayın başkanım, tabii ki çalışmalarınız nasıl gidiyor? Esnaf ziyareti yapıyorsunuz. Zaman zaman görüyorum ben böyle. Sosyal medya hesaplarından da paylaşıyorsunuz. Sabah 8, akşam 10 mu? Evet. Sürekli dolaşıyorsunuz. Aynen, değil mi? Evet. Sürekli dolaşıyoruz. Vatandaş, ya daha doğrusu tacir genelde ne söylüyor? Şikayet mi ediyor? Yani çünkü çok dertli. Ben de zaman zaman dolaşıyorum böyle. Dertli olan esnaflarla en çok ne taleple karşılaşıyorsunuz? Ya Orhan Bey, tabii ki biz bugün gerçekten Van Ticaret ve Sanayi Odası iyi konuşmamız lazım. İyi bir şekilde tanıtmamız lazım. Van Ticaret ve Sanayi Odası deyince ne olmalı? Van Ticaret ve Sanayi Odası ne gibi bir yetkisi var? Ne gibi bir etkisi var? Bu nedendir Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu seçimi niye bu kadar halk önemsiyor? Van halkı niye bu kadar ilgilendiriyor? Van halkının 7'den 70'e niye bu seçimi soruyor? Bunu gerçekten biz de merak ediyoruz. Bunu ciddi bir şekilde biz ekip olarak araştırıyoruz. Halkın arasına giriyoruz. Tek tek ziyaret ediyoruz. Orhan Bey, tabii ki bu daha önce de bizim yaptığımız çalışmalardan dolayıdır. Benim dönemde Van Ticaret ve Sanayi Odası gerçekten siyasi üstü bir kuruma kavuşmuştu. Çok ciddi şeyler yapıyordu. Etkinlikler yapıyordu. Çok ciddi gerçekten gündem yaratıyordu. Halkın arasında çok ciddi bir şekilde konuşuluyordu. Biliyorsun 1962 yılında kurulan bir oda, o zamanki değerli büyüklerimiz, değerli iş adamlarımızın o günkü şartlarla, o günkü zor şartlarla kurulmuş bir oda vardı. Odamız biliyorsun Merkez Bankası'nın hemen parkın yanındaydı. Yıllardı aynı yerde 150 metrekare bir tavanda, tavanı 150 metrekare olan gerçekte 150 metrekarelik bir alanı olan bir odada sağ olasın Allah herkeste razı olsun, emeği geçenlere tabii ki minnettarız, Allah onlara mekanları cennet olsun. Onlar aslında büyük bir, tabii ki o dönemde büyük bir şeye imza atmışlardı ama biz geldiğimiz zaman odamız çok yetersizdi. Van Ticaret ve Sanayi Odası nedir? Van Ticaret ve Sanayi Odası ne gibi işlere yarar? Van Ticaret ve Sanayi Odası gerçekten kimse bilmiyordu. Ne adresini biliyordu, ne ismini biliyordu, ne görevini biliyordu. Benim dönemde bu oda biraz çok fazla parladı. Hatta yeri Maraş Cumhuriyet Caddesi'nde işte bir yeri diyorum, vardı. 100 metrekare, 200 metrekare bir yeri vardı. 150 metrekarelik bir hakikaten bir alanı vardı. Ve bu alanda da çok ciddi bir şekilde sıkıntı yaşıyordu. Ne toplantı salonları vardı,
ne meclis doğru dürüst bir meclis salonu vardı, ne yönetime bir odası vardı, ne personelin doğru dürüst çalışabilecek bir fiziki durumu vardı. Çok gerçekte affedersin en büyük ayıbımız, en büyük sıkıntımız o odada lavabo ve tuvaletlerin olmamasıydı. Bundan dolayı o da tabii ki çok ciddi bir şekilde sıkıntılıydı. Biz geldik bu odaya vaat ettik. Dedi ki bizim boynumuzun borcu olsun. Bu odamızı öyle bir seviyeye getireceğiz ki Van'da Türkiye'de ilk 5 odanın arasına girecek. İlk 5 odanın arasında inşallah unvanını alacak. Şu anda da Allah'a şükürler olsun. Hakikaten yaptığımız eserden dolayı şu anda Türkiye'de Van Ticaret ve Sanayi Odası A grubunda yerini, unvanını almış. Gururunu, şerefini yaşıyoruz. Bayrağını da asmışlar, yazısını da asmışlar. Gerçekte unvanını bu odanın eserinden dolayı, bu odanın büyüklüğünden dolayı şu anda oda her sene gerçekten uluslararası kaliteden hizmet verdiği için her sene ödülünü alıyor, ödül hak ediyor ve ondan dolayı da Türkiye'nin A grubunda yer alıyor. Onun mutluluğunu, onun gururunu yaşıyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odası tabii ki benim yaptığım böyle hep bende bir yapı var, yapımda yemeliyim. Bunu her zaman söylüyorum. Yan konuşmayacağım, yan konuştuğum zaman en büyük şeyleri konuşacağım. Ben o zaman geldim, konuştuğum zaman herkes yine gerçekten bizle böyle alay ediyordu, gülüyordu. Zahir Kandaşoğlu diyor ki öyle bir oda yapacağım saray gibi, hemen Bayat Sarayı gibi şu bu. Ben bunları deyince herkes gülüyordu, yazıyordu, çiziyordu, eleştiriyordu. Ama Yüce Rabbim bu iyi niyetimiz iyi olduğu için bu söylediklerimiz hepsi gerçekleşti. Gerçekleşti. Odanın bakanlar geldi, Zafer Çağlayan, Rıfat Zerdiklioğlu, Ali Coşkun Bey, 3-4 tane bakanın katılımıyla dedi ki biz buna bu ortamda, Doğu Anadolu bölgesinde bu gergin ortamda bu odaya şu anda bina diyemeyiz. Buna bir isim bulalım, öyle açalım. Odaya isim buldular. Van Beyaz Sarayı diye isim koydular, öyle açılış yaptılar. Makası öyle kordeleyi kestiler. Onun da mutluluğunu yaşattık. O günleri de gördük. Aslında Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın binanın ismi Beyaz Sarayı diye kayıtlara da geçti o zaman. Basın da yazdı. Onun için gerçekten Van Ticaret ve Sanayi Odası Van'da çok büyük gündemler yarattı. İşte İstanbul'da Van'a 26 gün deve sırtında geldim. Her ilin girişinde o ilin valisi, o ilin belediye başkanı, o ilin Van Ticaret Sanayi Odası başkanı deve bindirerek şehire giriş yapıyordum. Şehrin tüm boydan boya tur attırıyordum. Ondan sonra valilik önüne geçip oradaki halka, oradaki katılımcılara Van kahvaltısını yediriyorduk. Van'ın tanıtımını yapıyorduk. Van kedisinin bizle beraber 26 gün yolculuk yaptı. Van folklor ekibimizi bizle beraber yolculuk yaptı 26 gün boyunca. Her valinin önünde bir şenlik, bir halay çekme, bir düğün, bir davul, bir zurne. İşte nerede çıktık? Eminönü'nün önünde başladık. Galata Köprüsü'nde başladık. İşte Gebze, Kocaeli, ondan sonra Ankara, Ankara'da sonra Kayseri, Kayseri'de sonra Malatya, böyle bütün illeri il il gezerek ilimizi tanıta. Bugün de YouTube'a girerseniz, YouTube'da Van Deve Kervanı yazarsanız kimler haber yapmış, hangisi bütün uluslararası haber olmuş. Evet. Bütün uluslararası, bir de uluslararasından Mısır televizyonda o zaman, evet. Çin televizyonda, evet. Dubai kanallarında bu bizim bu projemiz yer aldı. Evet. Dünyada büyük bir ses getirdi. Onun için gerçekten Van Ticaret ve Sanayi bizim dönemde böyle gündem olduğu için, böyle dünyanın gündemine, Türkiye'nin gündemine devamlı olduğu için, onun için halk şu anda onun tekrar bekletisine girdi. İlgi nasıl başkan? Ya ilgi Orhan Bey, ben şimdi bir şey söylesem belki inanmazsınız. Dün bir açıklamanızı gördüm, 19 grubu da alacağız. Öyle yani misiniz? Bugün bile bir cenazeye katıldım. Bir annemizin, bir Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk üyesi olan bizim Mehmet Sıdık amcamızın, Bayram amcamızın hanımı vefatında. Caminin önüne gittim, sanki bir yurt dışında, sanki Ankara'da bir yetkili bir kişinin geldiği gibi herkes bana yönleniyor, herkes bana hoş geldin diyor, herkes gerçekten sarılıyor.
hoşuna gidiyor. Benim bütün hal ve hareketlerim, benim bu tavrım herkesin, halkın hoşuna gidiyor. Ben de bunda keyif alıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Gerçekte ilgi, bambaşka bir ilgi var, bambaşka bir alaka var, bambaşka bir şey var, destek var. Onun için ben çok mutluyum, çok çok mutluyum gerçekten. Evet, evet. Çok duygulu. Vatandaş da sizi seviyor. Başkanım, ticaretin de anlar yaşıyorum. Evet, ticaretin de anlar yaşıyorum. Yani ne, vatandaş ne buluyor sizde başkanım? Mesela hani Van Spor taraftana baksan sizi seviyor. İşte sıradan insanlar, tekstilcisi, marketçisi bazen sizinle işte dolaşıyoruz. Mesela ben geçen bir seçim çalışmalarında ben de katıldım. Yani hiç sizinle alakası olmayan, ticaret alakası olmayan insanlar yanınıza geliyor. Size ne buluyor? Samimiyet mi? Ne buluyor Sayın Başkanım? Orhan Bey, zaten önemli olan da bu. Ben diyorum ya, şimdi biz işte bir yerde yetkili oluruz olmayız, bir yerde başkan oluruz olmayız. Onlar hiç benim için, inan ki bu halk için önemli değil. Vekil olursan olmazsın, bakan olursan olmazsın. Ama mühim olan toplumsal insanların beklentileri, toplumun gerçekte hoşuna gidecek tavırları yaratmaktır. O an için o halk ne istiyor, o alanda ne gibi bir tavır, ne gibi bir hareket, ne gibi bir ilgi istiyorsa ona göre hareket etmen lazım. Ona göre davranman lazım. Ben gerçekte her alana, her halkın şeyine bakıyorum, duruşuna, halkın oradaki ortamına bakıyorum, o ortamın gidişatına bakıyorum. Ona göre o halkla ciddi bir şekilde uyum sağlıyorum. Halkın bütün soruları soruyorum. Neden moralin bozuktur? Neden sen bugün gerçekten yüzün asıktır? Gençler, neden gülmüyorsunuz? Ben birebir ilgileniyorum. Birebir konulara giriyorum. Sorunlara giriyorum. İnanır mısın Orhan Bey, ben bazen aile sorunları bile soruyorum. Arkadaşlar, var mı ailede bir sıkıntı mı var? Babayla, anayla bir sorunu mu var? Yoksa arkadaşlarınla bir sorunu mu var? Ben mutlaka alıyorum, değerlendiriyorum. Onlarla birebir ilgileniyorum. Yani ben burada Orhan Bey, bu tür şeyler herhangi bir şov için, herhangi Allah da bilir şey için değildir. İhtiyacınız da yok. Kesinlikle. Kimin bir şeyi varsa, ilgi istiyorsa, gerçeği öğrenmek istiyorsa lütfen beni ziyaret etsin. Burada Zahir Kantaçoğlu Van'ın hangi kitleleriyle ilgileniyor? Van'ın hangi kitlelere, hangi ailelere, hangi derneklere, hangi arkadaş, gençlerle, kimlerle ilgileniyor? Ne gibi katkılar sunuyor? Ne gibi destekler sunuyor? Tek tek yazılıdır, belgelidir. Gerçekte bunlar hepsi yapılan işlerdir. Yani böyle lafla olan işler değildir. Kesinlikle lafla olan işler değildir. Onun için ben bu halkın zaten yanındayım. 24 saat bu halkın içerisindeyim. Bu halkın dar gününde, geniş gününde gerçekte mutlaka Zahir Kantaçoğlu, il dışında da olsa bile telefon açıyorum. Kendilerine moral veriyorum, soruyorum. Böyle bir olay büyüdük, böyle bir sorun olmuş, sıkıntı olmuş. Nedir, sebebi nedir? Gerçekten nasıl bir katkımız olur, nasıl çözülür diye biz mutlaka halkın içindeyiz. Bu sevmenin kesinlikle ilgiden dolayıdır. Bu sevmenin, bu halkın bu yaklaşımı kesinlikle Van Spor'u yalnız bırakmıyorsunuz başkanım. Samimiyetten dolayıdır. Yani her zaman kongre olsa yanındasınız. Maçta yanındasınız. Van Spor'un kötü gününde yanındasınız. Bir de Van Spor'u da seviyorsunuz Sayın Başkan. Orhan Bey, tabii ki biz 1900 bu takım ikinci ligdeyken, hele hiç birinci lige çıkmadan önce biz o zamanın valisiyle, işte o zamanın başkanıyla, değerli büyüğümüz Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanı Alpasan Bey'le biz görev aldık. İlk görevi bizler aldık. Ben işte Haydar abi, Paşa abi, Celal Şevgil, Mehmet Aşma, yani sahip Kayhan Bey, biz 40-50 tane Van'da iş adamları Van Spor'a ilk görevi alan kişileriz. Ama ben hiçbir zaman o görevin içinde uzak kalmadım. Görevim olsun olmasın, yönetime de görev alsam almasam, yönetimin listesinde ismim olsun olmasın, ben her zaman Van Spor'un gerçekte, yalnız Van Spor değil ki, Van'da faaliyet gösteren bütün, burada canlı yayında konuşuyorum, bazı arkadaşlar yalansa bağlansın, ben bütün
takımlarla ilgileniyorum. Engelli takımlarımız var. Ben onlara özen bir özen gösteriyorum. Evet, burada görüyorum. Yani orada başkan işte orada yazdığım, destekledim. Hepsi tek tek yazılıdır. Evet Sayın Başkan, tabii bir OneSpor'a tekrar geleceğim de. Şimdi elimdeki şeyde dernekler var, işte Kızılay gibi kurumlar var. Doğu Şirketler Grubu olarak verdikleri destekleri yazmışlar. Tabii biz bunları paylaşmayacağız sizinle ama birçok dernek var, birçok hayır kurumu var. Hayır başkanı tebrik ediyorum. Ben de ilk defa gördüm bunu. Kızlarımız var, öğrencilerimiz var. Tamam babacığım. Gerçekten hastalarımız var. Evet, birçok hastaya yardım etmişsiniz. Birçok camiye, taziyevlerine. Evet. Gerçekten birçok hemen Van'ın bütün sorunlarına, sportif faaliyetlerine destek. Yani bir rakam söyleyeyim. Bir Van kedi evi çevre düzenlemesine bile 24 bin lira para vermişsiniz başkanım. Yani başkanım bizim el atmadığımız hiçbir yer yok. Hiçbir yer yok. Evet. Onun için tabii ki halk bunu görüyor. Evet. Biz bu halkın, gerçekten bu halk. Şimdi Orhan Bey, eğer sen şimdi bu halkın içinde büyüyen, gerçekten bu günlere gelen kişilersiniz. Sen bu halkla ilgilenmezsen, bu halkın derdini kendine dert etmesen, bu halkın sorunlarını kendine, gerçekten sorunlarını, kendi sorunları gibi görmesen, ya nasıl olacak senin? Yani sen olsan olur, olmasa ne olur? Yani senin mühim olan, eğer bir Yüce Rabbim sana bir şeyler veriyorsa, seni belirler bir yere getiriyorsa, senin mutlaka o halka da faydan olman lazım. O topluma senin faydan olman lazım. Yani kazandığımızı topluma, bir de Van'a harcıyorsunuz. Tabii ki yani o topluma yararlı olmalı. Van'a kazanıyoruz, Van'a veriyoruz. Kesinlikle. Evet. Bu ilde bugün yaşıyorsak, bu ilin sorunu benim sorunumdur, senin sorunundur. Bütün bu halkın sorunudur. Evet, evet. Bu ilin sorunlarını hakikaten alıp önüne ciddi bir şekilde değerlendirmezsen, üzerinde çalışmasan, takip etmezsen, yani sormasan, etmesen, ilgilenmesen, tabii ki hiçbir şey olmaz. Çeker gidersin, diyersin bana ne? Diyor ya bir mesele var işte dokunma yılan bin yıl yaşasın diye. Öyle değil aslında bizim. Burada gerçekten ben bütün konularla ilgileniyorum. Sorunlu olan herkesi dinliyorum. Cep telefonum 24 saattir. İnan ki açıktır. Hiç beni arayan kim olursa olsun. Beni arayan kırmızıya düşüyor. Gece saat kaç olursa olsun. Onu ararım, dönüşümü yaparım. Çözerim, çözmem o tabii ki Yüce Rabbim'in takdiridir. Yüce Rabbim güç veriyor. Ben de yetkili mercilerle, yetkili kurumlarla, sorun yaşadığı insanlarla, ailelerle görüşüyorum. Çözebildiğim sorunlar varsa çözüyorum. Çözmediğim sorunlar da varsa özür dileyerek kapatıyorum. Gerçekten benim bu şeyin çok ciddi bir şekilde ilgileniyorum. Benim diyaloglarım hepsi bu yöndedir. Çalışmalarım bu şekildir. Onun için ben Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı diye beni görmüyorlar. Sanki Zahir Kantaşoğlu geldiği zaman Van'ın bütün sorunları çözülecek, Van'da hiçbir sorun kalmayacak, Van'da işsizlik kalmayacak, Van'ın eksik olan bütün projeleri tak diye hepsi gelecek. Yani bunu halk bunu görüyor. Aslında Van Ticaret ve Sanayi Odası böyle bir yetkisi yok. Van Ticaret ve Sanayi Odası Orhan Bey görevi budur. Evet başkanım. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın görevi... Buyurun başkanım. Evet, asıl görevi Sayın Başkan, verirse. Şöyle bir, hemen tabii ki Van Ticaret Sanayi'nin görevlerini biliyoruz da siz sıralayın. Evet. Ama hani şimdi Van Ticaret ve Sanayi Odası 19 meslek grubu. Onların içinde başkanım. Bulunan 19 meslek grubu olan bir şeyimiz var. Evet. Belgemizi nereye bıraktık ki? Almamışlar arkadaşlar sanırım size vermemişler. Verdiler ya Osman Bey burada mı? Osman Bey. Allah Allah. 19 evet. Meslek grubumuzun içinde bazı meslek gruplarımızın içerisinde şeyler var. Diğer meslek gruplarımız var. Diyelim ki 5. meslek grubumuz nedir? Mobilyadır. Hı hı. Peki mobilya sektörün içinde başka ne gibi sektörler var? Mobilya mobilya sektörlerin içerisinde başkanım beyaz eşya da var. Hı hı. Mobilya sektörün içerisinde. Hı hı. 5. grubun içerisinde. Beyaz eşya da var. 5. grubun içerisinde başka ne var? Evet. Kardeşler alabilir miyim? Aa, oradan şey etmişiz. Mesela 1. Bizim 19 meslek grubumuzun içerisinde birle başlayayım. 1. meslek grubumuz tarım ve hayvancılıktır.
Tarım ve hayvancılık, Van Ticaret ve Sanayi Odası bir meslek grubudur. Van Ticaret ve Sanayi Odası tarım ve hayvancılık alanda da büyük bir sorumluluğu vardır. Büyük bir görevi ve misyonu vardır. İkinci grubu tarımsal ve hayvansal ürünleridir. Tarımsal ve hayvansal ürünleri biliyorsun, işte tavuk etidir, yumurta cinsidir, memem kasabidir, şuyudur, buyudur. Bunda da sorumluluğu vardır. Van Ticaret ve Otomotiv dediğin zaman otomotiv, otosanayi sitesi yedek parçasıdır, tamircisidir. Bu tür sektörlerde de sorumluluğu vardır, görevi vardır. Dördüncü grup nedir? Dördüncü grup müteahhitliktir. Üst yapı, alt yapı, müteahhitlik yapan, bu mesleği icra eden, bu mesleği gerçekten yürüten kişilerde de sorumludur. Onların bütün sorun ve sıkıntılarında da sorumlu olan yoldadır. Yani zaten en büyük görevi de budur. En büyük aidat da ödenen bu dördüncü gruptur. Dördüncü grubun cirosuna göre binde iki de vergideki ödenen vergilerin binde ikisi de odağın payına düşünmektedir. Bir de ayrıca binde iki esnaf ve tüccarımız odaya aydı vergi ödemektedir. Hı hı. Beşinci grubumuz dedik ya eşya ve beyaz eşya ve mobilya. Hı hı. Bu grubunda da tabii ki ciddi bir şekilde sorumluluğu vardır. Toptan perakende gıdacılarda da sorumludur. Bugün marketlerin tümü bize bağlıdır. Bizim üyelerimizdir. Bizim o marketleri denetmek, o marketlerin gerçekte ciddi bir şekilde denetlemek, onları disiplinli etmek, onları kontrol altında tutmak da bizim görevimizdir. Perakende satışlarda da aynen o şekildedir. Bu ticaret ve sanayi odası, finansman ve sigorta dediğin zaman bankalar ve sigortalar, kuyumcular, bunlar hepsi bizim kendi üyelerimiz. Biz bunlarda da sorumluyuz. Görevimiz vardır. Yedinci grup inşaat malzemeleri. Tüm inşaat malzemeleri satan, toptan ve perakende olan tüm inşaat malzemelerinin sorumluluğu da bizdedir. 19 meslek grubu böyle işte ulaşım dedim, nakliye. Bunu biz kooperatifleri olsun, otobüs kooperatifleri olsun, otobüs firmaları olsun, tümüyle bizim üyemizdir. Bizim bunları denetlemek, bunları kontrol etmek, bunların şikayetleri dinlemek, bunların sorun ve sıkıntıları yetkili mercilere ciddi bir şekilde iletmek zorunluluğumuzdur, görevimizdir. Hı hı. Birinci görevimiz bu meslek gruplardan yer alan bütün sağlıktır, medikaldır, ya sebze meyvedir, tekstildir, mühendistir, medikaldır, yapsattır. Bunlar da hepsi Van Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur, görevlidir. Hı hı. Ciddi bir şekilde sorgulayabilir, soruşturabilir, gerekirse disipline sevk edebilir, gerekirse üyeliğini askıya alabilir. Ticarete aykırı bir hareket gördüğü zaman ceza uygulayabilir. Van Ticaret ve Sanayi Odası asıl görevi budur. Zahir ben bizim döneminde, bizim daha önceki 3-4 dönem biz görev yaptık. Van'ın önünde gelen bütün iş adamları da yönetim kurullarımız vardı, meclis başkanlarımız vardı, disiplin kurulumuz vardı, hesap inceleme komisyonumuz vardı, sayman vardı. Van Ticaret ve Sanayi Odası böyle bir odadır. Gerçekte bütün Van'ın sektörlerin tümüyle sorumlu olan, şimdi bakkallar odası, yalnız bakkallardan sorumludur. Esnaf ve sanatkarlar odası, yalnız esnaftan sorumludur. Ama Van Ticaret ve Sanayi Odası herkesten sorumludur. 19 meslek grubu burada bulunan, bak bir tarım dedik, iki tarımsal hayvan dedik, üç otomotiv dedik, dok, müteahhitlik dedik, beş beyaz eşya mobilya dedik. 6 toptan ve perakende kadar dedik. 7 finansman ve sigorta dedik. 8 inşaat malzemesi dedik. 9 ulaşım ve nakliye dedik. 10 turizm dedik. Turizm bizim en büyük alanımızdır. Turizmle her konuda ilgilenmek zorunumuz var. Dış ticaret. Dış ticareti yine bizim dönemde biz odada görev yaparken önceki yönetimle birlikte onlara yeni bu alanı yeni yarattık. Eskide bu meslek grubu yoktu. Dış ticaret diye bir meslek grubu yoktu. Biz bu Kapıköy'ü açarken bunlara yeni bu meslek grubuna odalar birliğine müracaat ettik. Bu meslek grubu yeni de tek dış ticaret diye bir meslek grubu açtık. Tek bir grubuna özel bir alan açtık. Hı hı. Petuk
akaryakıt petrol ofisleri, akaryakıt istasyonları da tümünde biz sorumluyuz. Orada bir aykırılık, bir müşteriye karşı bir saygısızlık, bir şey olunca o da ya şikayet edebilir. O da buna hemen hakkında bir soruşturma, bir inceleme yapabilir. Biz bu tür şey eğitim ve bileşimden sorumlu olan bir odadır. Eğitim, sağlık alanında yine öyle. Medikal, sağlık ve medikal, tekstil. Evet. Mühendisler, bütün mühendislerden yine aynı şekilde. Biz bunun için Van Ticaret ve Sanayi Odası asıl görevi budur. Bu sektörlerin arasında olan sorun, sıkıntıları ciddi bir şekilde rapor edip yetkili mercilerle paylaşıp yetkili mercilerle delhal iletmek, kendi yerelde bir yerdeki bir sorunsa o sorunu çözmek, o sorun yerelde çözüldüyse çözüldü, çözülmediyse o sorunu Ankara'ya taşımak yetkisi vardır. Odalar, borsalar birine taşıyacak, odalar ve borsalar birliği ile başkanı ile birlikte bakansa bakan, hükümetse hükümet, başka bir kurumsa kurumu da çözecek. Bizim asıl görevimiz budur. Yoksa biz bugün Van Ticaret ve Sanayi Odası ihale yapacak veyahut da yatırım yapacak veyahut da yol yapacak, köprü yapacak bir kurum değildir. Bu meslek bir odasıdır. Mesleklerde sorumlu olan bir odadır. Yasa, kanuna göre kanunun, Van Ticaret ve Sanayi Odası kanunu vardır. Kanunla kurulmuş bir odadır. Evet. Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla kurulmuş bir oda ve borsalardır. Van Ticaret ve Sanayi Odası bir derneğe benzetmek, işte bir dernekle Van Ticaret ve Sanayi Odası aynı kefeye koymak, işte aynı şeyden değerlendirmek gerçekten çok yanlıştır. Böyle bir şey de biz Van Ticaret ve Sanayi, mesela ben bunu bugün bak basında çıkarttım. Daha önceki başkanlarımız işte efendim Van Ticaret ve Sanayi Odası bir dernek şeyindedir, sütü şeyindedir. Yani böyle bir şeyi biz kabul etmiyorsunuz. Kesinlikle hiçbir zaman kabul etmem. Yani dernekleri ben sana istediğin gün gel 7 kişi bir araya gelelim yarın. Hı hı. Hatta 7 kişi şeyi de şartı da kalktı. 2 kişi bir araya gelsin, 1 kişi bir araya gelsin. Yarın kaç tane dernek diyorsan kurabilsin. Kendine dernek kursun. Dernekler masasına müracaat etsin. Bir adres göstersin, dernek kursun. Ama Van Ticaret ve Sanayi Odası kuramazsın. Van Ticaret ve Sanayi ikinci bir Van Ticaret ve Sanayi buyurun kurun. Onun için Van Ticaret ve Sanayi Odası bu yılın gerçekte bir şeyidir, en büyük meslek kuruluşudur. Van Ticaret ve Sanayi Odası Van'ın tüm sorunlarıyla sorumludur. Van'ın yatırımlarında da sorumludur. Evet. Van'ın kalkınmasında da sorumludur. Van'ın eğitiminde de sorumludur. Van'ın sağlığında da sorumludur. Van'ın altyapısında da sorumludur. Her şeyden sorumludur. Ve bu sorununu ciddi bir şekilde, samimi bir şekilde yaptığı zaman her zaman gerçekte bu ilin kalkınmasına çok ciddi değerler, evet, katacaktır. Çok ciddi katkılar sunacaktır. Van Ticaret ve Sanayi Odası herhangi bir siyasi partinin bir rakibi değildir. Van Ticaret ve Sanayi Odası hiçbir siyasi partiyle bir ilgisi yoktur. Van Ticaret ve Sanayi Odası bir meslek odası ve siyaset üstü bir meslek odasıdır. Siyasete geleceğiz. O siyasete giren, o siyasete görev alan vekil olsun, bakan olsun, il başkanları olsun, teşkilatta şeyleri olsun, üyeleri olsun. Herkes bu Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyesidir. Van Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı olan kişilerdir. Onun için Van Ticaret ve Sanayi Odası gerçekten misyonuyla, göreviyle, ismiyle, namıyla, şahıyla çok önemli bir kurumdur. Bu kuruma kimse küçük sevmez. Kimsenin hakkı yoktur. Bunu bir dernekle, bir şeyle aynı kefede değerlendirmek, aynı şeylerde bulundurmak çok kesinlikle, evet, kabul edilemez. Sayın Başkan, birkaç tane mesaj gelmiş. Ben onu okuyayım. Çünkü mesaj çoğaldı. Yani şu ana kadar 20'ye yakın mesaj geldi. Birkaç tane mesaj okuyayım. Tabii ki okuyabilirsiniz. Ergin Barış, Zahir Kandaş, o en değerli insanlardan biridir. Bana tam destek. Kıymetli Başkanım, başarılar dedim. Nevzat Sürmen, Enver Erinmez, başarılar. Sıracettin Güler, Van'ımızın ileri gelen en temiz iş adamı sensin Zahir Başkanım. Hiç olmasa onca Vanlı'ya işte istihdam sağlıyorsun. Sabri Kızıltaş, Van'ın bütün zenginleri kaçtı. Zahir Başkan gitmedi. İnşallah kazanır, başarılar dilerim. Nevzat Sürmen,
Biz de daha doğrusu çok destek verdik. Vatan Millet Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Nevzat Sürmez. Yine diğer sayfadan Sayın Başkan Van sizi başkan yapacak demiş. Vertik ekranlarında. Evet, WhatsApp'tan da mesajı Selam Aleyküm Yayınlar Zahir Bakan'da şuna selamlı başarılar demiş yine bir vatandaşımız. Ve Sayın Başkan, tabii ki siz gelseniz ne yapacaksınız? 19 tane altın projeniz var. Biraz projeleri evet. Konuşalım. Bu projeler geçen sene de bir tanıtım yaptınız ama şöyle bir revize etmiş halinde var mı elinizde yeni bilgiler? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Burhan Bey, şimdi bizde proje çok. Gerçekten proje çok. Neden çok? Şimdi Van her gün gelişen, büyüyen, gerçekten çok gelişen, çok büyüyen nüfusu ciddi bir şekilde kendi öz sermayesi. Ya şu anda Van'da iki çeşit şey yaşıyoruz. Gerçekten sorun yaşıyoruz. Evet. Birinci sorunumuz sermaye sahibi göçüdür. Sermaye göç ciddi bir şekilde devam ediyor. Bu sermaye göçün kesinlikle durdurmamız lazım, onun önüne geçmemiz lazım. Onun önüne geçmek, geçebilmek için ne lazımdır? Tabii ki yatırım lazımdır. Yatırım lazım. Ama yatırımı böyle bu şekilde yapamıyorsun. Bu şekilde durduramıyorsun. Ben kendim günübirlik yaşıyorum. Günde 20-30 tane iş adamıyla tartışıyorum, konuşuyoruz. Yani bazen de tıkanıyorsun, hak vermek zorunda kalıyorsun. Ya bakıyorsun adamın tepkisine, bakıyorsun adamın haklı bir şekilde kendini savunmasına bakıyorsun. Bir yanda da hak vermek zorunda kalıyorsun. Diyorsun ya bu da demek bu haklıdır. Gitmek zorundadır. Onun için bizim en büyük meselemiz, bu ilin en büyük sorunu gerçekten bu insanların burada samimi bir şekilde bir birlik beraberliğini kurarak kalmalarıdır. Onlar kalmadan bu işi çözemeyiz. Dışarıda getirebilirsen her sene 5-6 tane tekstilci, 2-3 tane İranlı şunu bunu getirirsin. Sen bunlarla çözemezsin. Sen 5-6 tane getiriyorsun, 50-60 tane gönderiyorsun. Bunu mümkün değil, bunu çözemezsin. Onun için Van ilinde çok ciddi bir şekilde bir güven ortamı sağlamak zorundasın. Bu güven ortamı kim sağlayacak? Van'ın en büyük STK'sı çözecek. Van Ticaret ve Sanayi Odası gerçekten sorumluluğu alacak. Bu iş adamlarına kesinlikle birleştirecek. Bunları bir araya getirecek. Gerekirse İstanbul'da, gerekirse İzmir'de, gerekirse Ankara'da bu iş adamların istediği yerde, istediği noktada kesinlikle bir araya gelmeleri lazım. Bu iş adamlarına uluslararası şehir plancısı gerçekte dünyanın en iyi alışveriş merkezleri kuran, dünyanın en büyük yatırımı yapan iş adamlarıyla buluşturman lazım. Bir araya getirmen lazım. Oradaki size bu insanlara hitap edecek, bu insanlara bu projeleri anlatacak, bu yatırımlarının maliyetini, bu yatırımların geri dönüşünü, bu yatırımların faydalarını anlatacak, bu iş insanları ikna edecek kabiliyete olan hocaları bulman lazım. Evet. Müşavir firma bulman lazım. Bunlar gelecek, ikna edecek. Bak biz bir derneğiz. Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası olarak, VATSO Derneği olarak biz bir derneğiz. Biz bu sene 4 tane ünlü iş adamı bana getirdik. En ünlü sporda sorumlu adamı bana getirdik. En ünlü olan tekstilci bayan kardeşimizi bana getirdik. En ünlü alışveriş merkezleri, dünyanın en büyük AVM'leri kuran insanları bana getirdik. Biz bunları getirdik. Van'ı görmemiş bile adamlar. Görünce çok oldular. Çarpanağa götürünce, Tuşbağa götürünce, Ahtamar'ın İmköy'e götürünce çok oldular. Böyle boş bir alan, ham bir alanın gerçekte bu kadar sahası olan, bu kadar arazisi olan niye bu araziler bugüne kadar boştur? Onun için şimdi Van'da bizim projelerimiz hazır. Biz ne diyoruz? Ekonomi Üniversitesi. Van'da bir ekonomi üniversitesini kur. Benim dediğim şekilde, dediğim çapta, dediğim büyüklükte
böyle 500-600 bin dönüm arazisi olan, dönümü olan nerede? İşte Erek Dağı'nın eteğinde, nerede Edremit'in, Tokyo'nun o eteklerinde, nerede Çiçekli'de, nerede Vanet'in karşısında. Boş alanlarımız nerededir? Büyük arazilerimiz nerededir? İşte ekonomik üniversitesi orada kurulacak. İşte sağlık merkezi diyoruz. Van'da gerçekte turizme hizmet edecek. Sayın Valim de, bu yeni gelen valimizin de vizyonu bu. Van bir sağlık merkezi olmalıdır. Bir sağlık turizmine hizmet etmelidir. Bütün Orta Doğu'daki Türkiye Cumhuriyetlerinde İran'a, Irak'a hizmet verebilecek konumunda olmalıdır. Böyle bir potansiyeli vardır diye Sayın Valim de böyle bir isteği vardı. Böyle bir o gün konuşmasında net bir şekilde ortaya koyduğunu gördüm. Bunlar bizim için gerçekte çok ciddi bir meseleler. Evet. Bizim dünya genelinde, yurt içinde, yurt dışında... Başka bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Tabii reklamdan ki. Sonra devam edelim, olur mu? Çünkü bir daha proje var. Bir reklam arası vereceğiz sevgili izleyenler. Konuğum Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Sayın Zahir Kandaşoğlu. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Mesajlarınızı gönderin, okuyacağım hepsini. Tabii ki özellikle vatandaşların ve esnafın da bayağı bir mesajı oldu. Reklamlardan sonra biz yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii Türksel kampanyalarını herkesten önce öğreniyorum ama kimseye söylememek şartıyla. Fakat geçen gün öyle bir şey öğrendim ki... Türksel Süper Online 1000 megabit fiber interneti... ...ayda 99 liraya veriyor. Oh be! Tutamadım. İçimde tutamadım. Böyle bir hız, böyle bir fiyat. Bünye bu bilgiyi içinde tutamaz. Atar. Tasarruf artacak, Türkiye kazanacak. Kurulduğumuz günden beri bu inançla ve güveninizle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün BDDK lisansını almış tasarruf finansman şirketi olarak karşınızdayız. Şimdi tüm Türkiye'yi tasarrufun gücüyle tanıştırmaya hazırız. Bir evim, birlikte mümkün. Canım bayağı güzele benziyor. Çok memnunum bundan. O kadar iyi geliyor ki güneşten koruyor. İpeksi dokunuş sağlıyor. Yıpranmaya karşı da harika. Hem düzenli kullanırsan canlı da tutuyor. Çok iyiymiş. Markası ne? Uluslararası sertifikalı su bazlı ünlü Protect Aqua. Ahşaplarınızı korur, ipeksi bir dokunuşla yıllarca yaşamasını sağlar. Yarım asırlık tecrübenin adresi Gökalp Mobilya ve Beyaz Eşya. Eviniz en iyisini hak ediyor. İyi ki leblebi var. Hem sağlıklı, hem eğlenceli, hem katkısız ve doğal, hem de leziz bir atıştırmalık. Bağışıklığı güçlendirir, enerji verir, kalbi korur, tok tutar. Sağlıkla, keyifle leblebi tüketin. Coğrafi işaretli Denizli leblebisi. Denizli Ticaret Borsası.
biri İzmir'de olmak üzere toplam 15 şubesi bulunan Halk Ege Et şubelerimizle güvenilir, hijyenik, kaliteli ve ekonomik eti vatandaşlarımıza sunuyoruz. Kooperatifçiliği destekliyoruz. Kadın kooperatifleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yer alan kooperatiflerin doğal, sağlıklı ve lezzetli ürünlerini aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Denizli'de kalitenin, güvenilirliğin ve eşsiz lezzetin adresi Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Et ve Süt Ürünleri Satış Mağazası, Topraklık Mahallesi'nin ardından şimdi de Albayrak'ta. Smart Net'le sözleşmeye değil, 1000 megabite bağlanın. Uzun vadeli sözler vermeden 1000 megabite varan hızlı internete ayda 134.90'dan başlayan fiyatlarla bağlanın. T-Smart Net, her eve internet. Tabii Turkcell kampanyalarını herkesten önce öğreniyorum ama kimseye söylememek şartıyla. Fakat geçen gün öyle bir şey öğrendim ki... Turkcell Süper Online 1000 megabit fiber interneti... ...ayda 99 liraya veriyor. Oh be! Tutamadım. İçimde tutamadım. Böyle bir hız, böyle bir fiyat. Bünye bu bilgiyi içinde tutamaz. Atar. Sevgili izleyenler, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğum Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Sayın Zahir Kandaşoğlu. Başkan, kalmıştık projelerde ama önemli projeler var. Tabii bir 5-6 tanesine değinelim bence.
Proje çok 18 madde. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Onlar bir değinelim. Nerede yapacaksınız şimdi başkanım? Şimdi bizim için en önemli olan şu anda Orhan Bey, Türkiye'nin gündeminde biz gerçekten bir gündem yarattık. Şimdi bütün sinir kentleri bizi arıyor. Bu sinir kentler birliği çok ciddi bir şekilde ilgi var. Edirne'de arıyor, Kütahya'da Hatay'da arıyor, Mersin'de arıyor, inan ki Çanakkale, Edirne'de arıyor, hepsi arıyorlar. Sinir kentler birliği kuracağım. Bütün sinir illerinin oda başkanlarını, tümünü Van'a toplayacağım. Van'da birlik Van'da olacak, birliğin merkezi Van'da olacak. Sınırdaki olan biten bütün olaylarda bu birlik haberdar olacak ve sorumlu olacak. Hiçbir tane, hiçbir şekilde bir insanımız, bir tacirimiz, bir tüccarımız sınırda bir mağduriyet yaşamayacaktır. Tah diye bir sınır bir gecede kapanmayacaktır. Bu en önemli projemiz Sınır Kentler Birliği'dir. Bunun altını kalın kalın çizmemiz lazım. Hepiniz takip etmeniz lazım. Göreceksiniz, bunu başaracağız ve bu Türkiye'de de bir model olacak yani. Türkiye'nin bir yeni bir modeli olacak. Ticaretin önündeki, sınırdaki bu ciddi yaşanan sıkıntılar, önünde ne türlü engeller varsa, ne türlü sorunlar yaşanıyorsa, bu sınır kentler birliği Allah'ın izni kuvvetiyle aynı top gibi bir birlik olacak ve bu sorunları, sınırdaki bütün sorunları çözecek ve yetkili meclisler o muhatap olacak. Daha kimse bir mağduriyet yaşamayacak. Ne maddi ne manevi. Çünkü ne oluyor? Sen bağlantı kuruyorsun, bir ticaret yapıyorsun. Tak diye bir gecede ufak bir siyasi bir tartışmada veyahut da uluslararası bir meseleden dolayı tak diye bir gecede sınır kapanıyor. Peki anlaşması var. Yapılan ödemeler var. Parayı geri alamıyoruz. Bunlar işte bu sınır kentler birliği Allah'ın izni kuvvetiyle çözecek ve o da bizim büyük bir göreceksiniz, büyük bir mesele olacak. Yeni bir moda olacak. Türkiye'nin bir modeli olacak. Özellikle bu sınır kentler, sınıra yakın olan, sınır işte Şırnak'tır, işte Hakkari'dir, işte efendime diyeyim Iğdır'dır, Van'dır, Edirne'dir, Hatay'dır. Bunlar hepsi bir birlik olacak. Bunların sınır birliği orada tabii ki gümrüklerde de bunların bir geliri olacak. Bunların bir aidatları olacak. Göreceksin bu Türkiye'de bir moda olacak. Bir moda olacak. Hani Türkiye'nin nasıl eğitim alanında üniversiteler bir modeldir. Nasıl bir markadır. Üniversite mezunu olmadan hiçbir şey olmaz. Ticaretinin de modeli bu olacak. Ticaretin de modeli bu olacak. Kim bu ticareti yapıyorsa, kim ithalat ihracatı yapmak istiyorsa bu birliğin kartı onun cebinde olacak. O kartta büyük bir şerefle rahat bir şekilde ticaretini yapabilecek. Göreceksiniz. Sınır, bunu biz becereceğiz. Ticaret odaları, sınır odaları yani sınır ilerini... Kentler Birliği kuracak. Sınır Kentler Birliği kuracak. Aslında bir güzel bir proje. Ciddi bir şekilde. Beşinci projemiz, sana açık ve ne söyleyeyim. Biz bunu araştırmışız, hazırdır. Yarın ben inşallah odaya gelir gelmez Milli Emlak'a ödeme araştırmamı yapacağım. Milli Emlak'ta nerede bir boş alan varsa bütün Avrupa ülkelerine ilan edeceğim. Bunu bazı kişiler bunu çok Zahir Kantaşoğlu abartıyor. Zahir Kantaşoğlu kim olabiliyor? Bu kadar büyük konuşuyor. Ben yeminliyim büyük konuşuyorum bunu becereceğim. Bir alan acilen yaratacağız. Alanı kanuna baktık. Bu tür merkezlere, bu tür yazılım şirketlerine, yazılım merkez şirketlerine dünyanın her yerinde biliyorsun Silikon Vadileri şubu açılıyor. Vadiler açılıyor. Evet, Silikon Vadisi açılıyor. İşte diyelim merkez şeyde bir kent Ankara'da bir kent merkezin içerisinde Teknokent yazılım merkezi açılmış. İstanbul'da bilmem ne açılmış. Van'da da inşallah bir uluslararası bir isimle yazılım şirketlerin merkezini Van'a alacağız. Adamlar çok talep var. Bize 300-400 metrekarelik iki katlı alanlar yaratın. Fiber kablo altyapısını hazırlayın. Oraya şu anda istersen bağlayabilirsin. Adamın ismini bile verebilirim. Çok büyük bir kurumsalın genel müdürü bana diyor ki arsayı çözün. İşlemlerinizi, müracaatlerinizi yapın. Hemen yatırıma başlayalım. Yatırım hazır. Projemiz inşallah yoldadır. Biz gelir gelmez onu başlatıyoruz. Bizim bunların tabii ki bizde çok şey var.
Yani çok çok şeyler vardır. Ekonomik üniversitesi sana anlattım zaten. Evet. Sağlık alanları anlattık. Sağlık alanları özel sektörle getireceğiz. Devlete hiç bilgisi olmayacak. Özel sektörün içerisinde tabii ki varın iç adamları da, varın iç dünyası da olacak. İstersen İstanbul'da yaşasın, istersen İzmir'de, istersen nerede yaşıyorsa yaşasın. Bizim Vanlı hemşerilerimiz, Vanlı'nın iş dünyası Allah'ın izin kuvvetiyle o şeyin dahiline olacak. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacak. Onlar da o projenin hissedarı olacak. Hepimiz hisse alacağız. O arkadaşlar diyorlar ki kardeş sizin gücünüz neyse o kadar hisse isteyin. Biz size diyor fazla... Maksat o gün biz şey geldi ya, Avi Bey geldi ya, evet. Avi Alkaş. AVM yapıyor. AVM alışveriş merkezleri. Ben sonra baktım başkanım o çok meşhur bir adammış. AVM Türkiye'de dünyada AVM deyince adam bir varmış. Orhan Bey, Van'ın AVM'si de getiren kişidir. Öyle mi? Tabii, Van işletmeyi de yapan kişidir. Van AVM'nin ilk işletmesini yapan kişidir. Hmm. Ama kendisi gelemiyor, genel müdürü geliyor, elemanları gelmiş, hiç Van'a gelememiş. Zaten uluslararası bir adamdır. İnan ki Van'dayken bizim iki tane Vanlı hemşerimiz var. Uluslararası Van'ın zenginleridir. Aradılar. Beni 100.000 kere tebrik ettiler. Hı. Abi Bey diyor ne dese biz onun emrindeyiz. Biz hazırız. Ben biliyorsun dünyanın yine en büyük tur operatörü sahibi olan turun sahibi olan Sinan Vardalı Van'a getirdi. Jolly Tour'un sahibi. Hı. Jolly Tour'un şu anda bütün dünyaya turist götüren, turist getiren bir kişidir. Sinan Bey'i getirdim bir hafta Van'dan misafir ettim. Ya bunu görmedin mi? Bir hafta benim misafirim oldu. Seçilince sizin Van'a daha gelecek mi sayısı artacak mı? Ya başkanım bunun arkası kesilmeyecek. Bu ne yapacak? Dedi ki ben Van'a hemen şube verdi biliyorsan. Ajan da açtırdı. Şu anda büyük bir hareketi getirdi Van'a. Dedi ki biz Van'a hayran kaldık. Ev yapacak kendisine Van'da Edremit'te şeyler. Şeyde Molakasında. Van'ın beğendiğim bir Van'da Gavaş'ta. Bir yerde kendi ev yapacak. Bu Van'da kalacak. Oğlu Van'a gelecek dedi ki ben geleceğim Van'da bir etkinlik yapacağız. Bütün Türkiye'deki tur operatörleri, bütün şeylerini sahiplerini Van'a daveti ailece. Başkanım yapmak istesen çok şey var. Ha, peki biz bunları yapacağız. Devlet ne yapmalıdır? Aslında en önemli şey nokta budur Orhan Bey. Altını kalın kalın çizmemiz gerekir. Doğu Anadolu bölgesini gerçekten yepyeni bir hamle yapmamız lazım. Yepyeni bir harekete geçmemiz lazım. Kesinlikle bundan sonra Doğu Anadolu bölgesinde kimse göç etmemelidir. Hiçbir genç gidip batıda çalışmamalıdır. Düşüp ölmemelidir. Ne yapmalıdır? 6. bölgede teşvik bölgesinde olan illeri kesinlikle devlet vergi almamalıdır. Belirli bir süre 10-15 yıl süre bırakacak. Hiçbir vergiye muaf tutacak. Ne yapacak? SGK'dan muaf tutacak. Kesinlikle hiç çalıştıran, hiçbir insanda çalıştıran kim olursa olsun. Ama başkanım şimdi. Sayısı ne olursa olsun. Orhan Bey bak ben size bir anlatayım. Bunlar o devlet bu iki şeyini yaptığı zaman ondan sonra hiçbir insanımıza hiçbir ailemize, hiçbir bayan kardeşimize, ablamıza, anamıza bir lira de yardım etmesin. PTT'nin önünde de, bankaların önünde de kesinlikle kuyruğa girmesin. Bu iki şeyi kaldırsın hele Doğu Anadolu bölgesinde. Bir tek kişi devlette, sosyal yardımlaşmada, orada, burada, aile planlamada, başka bir yerde bir lira istediyse sorumlusu ben olacağım. Yalnız bu iki 6. teşvik bölgesinde olan ilimiz, bölgemiz bu bölgede bunları kaldırması lazım. Bunları tüm ile kaldırması lazım. Bunları kaldırdığı zaman ne olacak? Herkes çok rahat bir şekilde işçi çalıştırabilecek. Yani biz bu yatırımları... İstihdam alanı yarı olacak. Ve devletin şu anda bu biliyorsunuz sosyal yardımlaşma yoluyla dağıttığı para vergimizi de geçiyor. SGK'mızı da geçiyor. Hepsi geçiyor aslında. İyi bir hesapladığın zaman bunları geçiyor. Ama bu iki kalemde muaf tuttuysa bu bölgeyi, yatırımcı tümü bu bölgeyi... Tamam nasıl yapacağız şimdi be Sayın Başkan? Yatırımcılar bu bölgede kuyruğa girecek. Şimdi şöyle, yani bu tabii ki sizin doğal olarak talep ettiğiniz bir şey, yani bunun aslında yapılması gereken bir şey, devletin bu bölgeye ayrı bir teşvik uygulaması gerekiyor. Bunda hemfikiriz.
Ama hani şimdi talepler ya yanlış mı anlatıyoruz, talepleri doğru mu iletemiyoruz? Yani şimdi geçen bakan gelmişti, ben sorayım bakanım dedim. Yani SSK primleri 2200 lira oldu. Yani bölgeye bir ayrıcalık yapın. Yani şimdi İstanbul'daki Sabancı'da çalışan bir adamı beni bir tutmayın dedin. Yani tamam dediler ama hiç işte bak ne ya. Güzel söylüyorsun. Bak ne güzel kendin söylüyorsun. Orhan Bey, dün değil evvelsi gün bir açıklama geldi. Evet. Yıl başından sonra askeri ücret 11 lira olacak. Sen daha işçi çalıştırabilecek misin arkadaş? Sen daha sigorta primini ödeyebilecek misin? Sütübaşıcını ödeyebilecek misin? Şunu bu bölgede mi? Sen yapamazsın bunu. Evet. Ne olacak? Bölge tamamıyla daha da geri gidecek. Onun için bu benim sana dediğim bu bölge kesinlikle bir atak yapmak zorundadır. Bölge diğer bölgelerin seviyesine gelene kadar, o seviyelere gelene kadar nüfusuyla, iş adamıyla, ithalatıyla, ihracatıyla, üretimiyle, en önemli olan üretimidir. O seviye geldikten sonra zaten tamamıyla ister istemez herkes faydalanacak. Orhan Bey, biz daha önce de ben oda başkanıyken bizim dönemde biz biliyorsunuz bir Ankara gittik, işte bir heyet kurduk, hükümeti ziyaret ettik, bir teklifte bulunduk. Dedi ki bize bir akaryakıt izni verin. Sene ticaret yoluyla. Evet. Tak diye verdi. Refah yolu hükümeti vardı. Tak diye bir iki yıl bize bir izin verdi. O dönem o da başkanınız değil mi Sayın Başkanım? Yok, yönetim kurulu yazıydı. Evet. Tak diye bir şey verdiler. İzin verdiler. Orhan Bey, sen 76. sıradaydın. Katma değerden, vergiden, ödemeden. 2 yılın içerisinde 10. sıra yükseldi var. 2 yıl içerisinde. Ve o gün Türkiye'de en fazla devlet demiryolu para kazandığı kurum oldu Van'da. En fazla kar eden, en fazla dolar kazanan devlet demiryolunun bir tane iki tane treni oldu. İki tren. Sen şeyde Kapıköy'de mali aldı getirdi Akçı'ya bıraktı Toprak Kale'ye. Bak Toprak Kale 50 kilometre 60 kilometre taşıma yaptı. Dünyanın en iki yılın içerisinde dünyanın en fazla kar eden bir kurum oldu. Bir iki yıl içinde. Peki bu 10 yıl olsaydı ne olurdu? Van'da kaç bin tane fabrika, kaç bin tane AVM kurulacaktı? Onun için kesinlikle bir atak olması lazım. Bölgeye bir pozitif bir ayrımcılık tanınması lazım. Bizim asıl görevimiz bunları istemek. Bunları devlete götürüp anlatmak, ikna etmek. Bak bizim gelişmememizin nedenlerini anlatmamız lazım. Bilim adamları bulacağız, bu işi bilen uzmanları bulacağız, bu işi anlatacak ekonomistleri bulacağız, yurt içinde uluslararası çalışan, gerçekte organizasyon yapan, konuşma yapan, program hazırlayan, program sunan insanları getireceğiz. Biz bunu istiyoruz. Haklı mıyız? Haksız mıyız? Yerinde midir? Değil midir? Tespit edeceğiz. Bunlar bizim şu anda arzumuz, isteğimiz. Bunlar olmazsa olmazımız. Bu bölgenin tümüyle kalkması için, tümüyle gerçek tüzüğe kavuşması için bunu yapmalıyız. Bunları yaptığımız zaman sen daha bu PTT'nin önünde, bu bankaların önünde sosyal yardımlaşmayı aylık, haftalık bekleyen o şeyi bulamazsın o tabloyu. Herkes keyifli olacak, herkes morali yerinde olacak ve herkes insan çalıştırabilecek. Senin bugün vergi derdin olmasa burada senin sigorta priminden dolayı, askeri ücretinden dolayı 3 kişi çalıştırıyorsun. Yarın bunlar olmasa sen 10 kişi çalıştıracaksın. Öyle herkes kendi işini yapsın. Sen 10 kişi çalıştırdığın zaman bu memlekete işsiz mi olacak? Benim bacım gidecek bankanın önünde, sosyal yardımlaşmanın önünde kurukta 1000 lira, 2000 lira para mı bekleyecek? Onun için bu bölgede bunlar olması lazım. Ha nasıl olacak? Biz bunları hazırlayacağız. Tabii ki üzerinde çalışma olacak. Üniversite işin içinde katacaksın. İşte sana dediğim gibi bu işi bilen insanları, uzmanları, mali müşavirleri, müşavir firmaları tümüyle katacaksın. Bu gerçekten bu isteklerimiz doğru mudur? Sen biraz önce söyledin ya istiyorsunuz ama ben de bakana söyledim. Evet evet dedi ama sonuç biz detaylarını anlatmamız lazım. İçerini doldurmamız lazım. İçerini iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Neden bunu istiyoruz? Niçin bunu istiyoruz? Bu nedenle. Neden sigorta primlerinden muaf istiyoruz? Bu nedenden dolayı. Neden vergiden muaf talep ediyoruz?
Bu nedenden dolayı. Gerçekten biz çok gerideyiz. Batıya gidince biz batıya gidiyoruz. Biz onun çok gerisindeyiz. Onun için köylerimiz çok çok geridedir. Bazı köy gördünüz o gün Ardahan'da olan depremi gördünüz. O evleri izlediniz mi Orhan Bey? Taşların arasında çamur bile yok. Hadi betonu boş ver. Çamur bile yok. Taş üstüne taş koymuş evdir içinde yaşıyor. İşte o şeyi istememizin nedenleri ortaya koyduğumuz zaman, rapor ettiğimiz zaman gören yetkililer de diyecek ki tabii ki ya bu rapor doğrudur. Doğru hazırlamış. Gereğini neyse yapalım diyecek ve bu gerçekte bizim de bu bölgede ciddi bir şekilde yatırım gelecek ve bu bölgede daha kimse göç edip gitmeyecek. Bu bölgenin coğrafyasıdır, iklimidir, havasıdır, suyudur. Herkes bunun memnuniyeti yaşıyor. Doğasıdır. Onların memnuniyeti var. Tek memnuniyeti diyor ki pazarımız yok, pazar sahamız yok. Tek memnuniyetsizliği nedir? Diyor ki biz ham maddeyi Mersin limanında, İzmir limanında, Trabzon limanında Van'a ham madde getiriyoruz. Bizim sıkıntımız bu. Ama bizim benim dediğim işte vergiden muaf tutulduğu zaman, sigorta primlerinden muaf tutulduğu zaman, sigorta vergilerinden muaf tutulduğu zaman bunu tümüyle ortada kalkacaktır. Ve göreceksin bölge tümüyle kalkacaktır, tümüyle şeylenecek. Şimdi senin Başkale, koskocaman Başkale içerisine bir git. Kaç tane işletme var? İşletme görebiliyor musun? Yani siz gelince yatırım gelecek, iş adamı gelecek, istihdam gelecek diyorsunuz. Hareketlik gelecek, Allah şahittir, istek gelecek, hükümete ciddi bir şekilde peş peş istekler gelecek, arzular gelecek. Biz bunu yaptık, daha önce yaşadık. Biz bunları yaşadık. Şu anda ben size bir şey diyeyim. Şu anda Van'da bir 50-60'a yakın akaryakıt istasyonları tak diye bir gecede kapandı. Evet. Tak diye. Şu anda Gürpınar'da sen orada akaryakıtın biterse sen orada kaldın bu gece. Yok. Yan bir araba başka bir araba Van'da isteyeceksin sana akaryakıt getirecek. Van'da Gürpınar'daki bütün ilçedeki akaryakıt istasyonlarımız kapandı. Neden kapandı? Dağıtım şirketin yaptığı suçtan dolayı benim akaryakıt istasyonlarım, benim bayılarım kapandı. Halbuki benim bayım hiç haberi yok. Akaryakıt dağıtım şirketi kendine göre bir yol çizmiş, mali göndermiş, faturasıyla, mahpuzuyla, çekiyle, ödeme mahpuzuyla her şeyi dört dörtlük. Sonradan bakıyorlar ki hayır, bu fatura başka bir işlem. Peki başka bir işlemi bayı görme şansı var mı? Dağıtım şirketin bayisidir, mal istiyor, fatura geliyor, kesiliyor, adam da yapıyor. Ama bugün kapalı. İşte bunlar bu bölgede olmamalı. Bölge zaten gerçekte çok sorun yaşadı. Çok ekonomiden dolayı sıkıntı yaşadı. Şimdi Van'da çok güzel bir genç sermayemiz var. Hem kadın genç girişimcilerde gerçekte tümüyle okumuş, mühendis olmuş. Hep böyle bakıyorum ki girmiş, teknolojinin tümünü öğrenmiş, teknolojinin işletmesini öğrenmiş, teknoloji üretimini öğrenmiş. Araştırmış. Yani kaç tane gencim bu seçimden dolayı iş yerlerini gördüm. Yani şoka girdim maşallah. Yani bu diş biliyorsun diş yapan bir diş evet. Şeyleri biz İstanbul'da bekliyorduk aylarca. Şimdi Van'da sana 24 saatte kalıbını çıkartıyor, dişini üretiyor. İstediğin şekilde, istediğin markada. Sedef istesen sedef. Altın istesen altın, bakır istesen bakır, yapıp bir gecede 24 saate dişçiye, doktora ulaştırabiliyor. Neler neler, bunun benzer neler neler, neler neler. Onun için biraz önünü açmak lazım, biraz duyarlı olmak lazım. Birisi bu bölgede, bu ilde bir önderliğe, bir sorumluluğa, bir gerçekte vekilliğe, bir şeye talip olduğu zaman duyarlı olacak. İşbirlikçisi olacak. Ben bugün Van Ticaret ve Sanayi görevi nedir? Kim olursa olsun. Siyasi parti ilgilenmez STK'lar. Mecburdur. Kim hükümet olursa ona işbirliği yapmak zorundadır. Kim iş, hükümet kimse onunla kalkıp oturmak zorundadır. Hükümet kimse onunla yemek yemek zorundadır. Hükümet kimse onunla senin için, senin geleceğin için, senin ticaretin için sana saydığım bu
50-60 tane sektörde, 100 tane sektörde sorumluluğun için mecburdur işin içine girecek. Hükümetin asli belsi yoktur. Nasıl iş yapacak, nasıl esnafın önünü açacak, nasıl kredi limitini yükseltecek, bankadaki sorunu, ipotekleri niye bu kadar düşük gösteriyor, bunları nasıl çözecek? Biz bunları her gün konuşuyorduk. Son yapılan Van'da ben senden sorayım. Birkaç gün önce ne yapıldı Van'da? Ne konu bakımından? Fuar ve kongre merkezinde neyin açılışını yaptık? Turizm fuarı. Turizm fuarı. Evet, değil mi? Turizm fuarı. Uluslararası. Evet. Benim zamanda biliyor musun o turizm fuarı yılda bir kere ismi nedir? Van Asya Hocam, İpek Yolu. Van Asya İpek Yolu Uluslararası Turizm Fuarı. Bak burada sana rica ediyorum. Canlı yayın. Evet. Sayın Bakanımız, Turizm Bakanımız, eski Turizm Bakanımız Ertuğrul Güney Bey'i telefona bağlanabilir bana. Ben İzmir'e gittim. İzmir fuarına katıldım Van adına. Ben dedim ki, programa baktım, dedim ki getirin program nedir? Dediler ki program budur. İzmir Ticaret ve Sanayi Odası'nın açılış konuşması var. Organizasyon şirketin konuşması var. Sayın İzmir Valisi'nin konuşması var. Bakanın konuşmasıyla kapanma var. Hayır dedim. Ben Van adına gelmişim, ben bu programda konuşmak zorundayım. Beni programa dahil et. Bak konuşuyorum, canlı yayında sorabilirsin. Programa dahil ettiler. Çıktım kürsüye. Dedim ki Sayın Bakanım, her sene İzmir'de bir uluslararası ülkenin adına turizm fuarı yapıyorsunuz. Peki Doğu Anadolu bölgesi bu ülkenin bölgesi değil mi? Van ili dedim 7000 yıllık tarihi olan, başkent unvanı taşıyan Urartular döneminde bu il niye bu işi yapmıyor? Niye bu bölgede bunlar olmuyor? Bakan çıktı kürsüye. Bak burada canlı konuşuyorum. Hı. Kürsüye çıktı. Dedi ki Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın konuşmasını tümünü kabul ediyorum. Tümünü kabul ediyorum. Ülkem adına dedi bir özür dilemek zorunda kalıyorum. Bundan sonra Van'da dedi her sene bir uluslararası İzmir'deki fuar neyse Van'daki fuar da olacak. İzmir'deki fuara Turizm Bakanlığı katılıyor mu? Stand mı açıyor? Evet. Van'da da Turizm Bakanlığı adına katılacak ve stand açacak. Uluslararası 5 yıldız, 7 yıldız olan oteller İzmir'deki fuara mı katılıyor? Evet katılıyor. Van fuara da katılmak mecburiyeti getiriyoruz dedi. Protokol imzaladık. Protokol yapmışız. Bizim Van'da yeni bu gün açtığımız fuar var ya, uluslararası fuardır. Sayın Bakan, bakanı gelip orada stand açmak zorundadır. Evet, evet. Çünkü benim protokolüm var. Bütün 5 yıldızlı oteller stand açmak zorundadır. Yurt içinde, yurt dışında. Bakabilirsiniz. Bir tane gördünüz mü içeride? Bir tane 4 yıldız gördünüz mü? Van'daki bizim 1-2 tane otelimiz katılmış. Başka hiçbir şey yok. Birkaç tane masa, sandalye. Önde 3 tane valilerin standları var. Van Valiliği, Iğdır Valisi'yle Hakkari Valiliği. Bir de belediyeler. Başka bir de belediyeler. Hı. Başka bir şey var mıydı? Başka. Turizm fuarı, turizm. Turizmi dünyaya anlatacak. Van'ın tarihini, kültürünü, doğalısını, güneşini, dağını, Erek Dağı'nı, Keşiş Gölü'nü, Kanisip'ini anlatacak turizm, turizm yeri yerinde oynaması lazımdı. Bir hafta Türkiye'nin, dünyanın gündemde olması lazımdı. Nerede? Ne zaman bitti? Nasıl oldu? İşte ben bunu kabul etmezdim, açılışını bile yaptırmazdım. Vallahi yaptırmazdım. Şimdi galiba beğenmediniz fuarı başkan. Ya arkadaş uluslararası benim anlaşmam var. Bakana diyorum işte buyurun. Canlı yayındayım. Sayın bakanım sayın sen yürüsün balasın. Bana tebrik etti dedi. Hak veriyorum. Evet. Senede bir dedi İzmir'deki fuar neyse bundan sonra Van fuarı da öyle olacak. Öyle mi oldu yani, arkadaşlar? Bir vatandaş. Bir tane bakan yardımcısı bile katılmadı. Bir tane müsteşar bile katılmadı. Aslında çünkü fuar yoktu ortada. Birçok kişisi mecliste görmek istiyorsun başkan. Gelen mesajlarım Zahir Bey senin yerine Türkiye Millet Meclisi diye ne yazık ki kısmet olmadı. Sen değil ancak Van çok şey kaybettin demiş. Halil Şanver Ziya Zahir Kandaşoğlu'na başarılar diliyorum. Alper Kaya başarılar diliyorum demiş yine.
Sayın Başkan, bir vatandaş sormuş, demiş ya Orhan Bey lütfen sorar mısınız? Zahir Bey diyor, bu hali vakti yerinde bir adam. Ne istiyor? Neden böyle bir işe giriyor? Onun hakkı diyor, milletvekili diyor. Hali vaktiniz yerinde diyor. Siz niye başınız bu böyle Orhan işte? Bey, her şey hali vakti yerinde diye bir şey yok. Biraz Van sevdası efendim. Ben sana diyeyim. Evet, Van sevdası olduğu için. Topluma karşı bir... Zahir Bey'in ihtiyacı da yok böyle bu işte şeyler ama işte görüyorsunuz Van'ın her şeyine koşuyor, sporuna koşuyor. Demin baktım yani her derneğine hemen hemen destek vermedi. Dernek kalmamış. Kendi şirketleri olarak, doğu şirketleri grubu olarak yani destek vermedi. Kurum kalmamış. Zahir Bey'de biraz Van sevdası var sevgili arkadaşım. Yani evet olabilir ama hani Van sevdası olunca da artık çıtabilirsin. Orhan Bey biz topluma karşı bir sorumluluğumuz var da. Ve hepimiz ama var. Ama başkanım şimdi senin de var, zengin topluma... olan kaçtı gitti ondan niye sorumlu sayacağım ya? Onlar da mutlu değil ya sor ya. Onlar Ankara'da İstanbul'da. Ankara'da İstanbul'da niye kaçtı ya, gitti ya? Ya yemin ediyorum belki biraz keyif ediyorlar. Belki orada her akşam belki balık yiyorlar şu bu ama halktan kopuk, halkından uzak. Halkını göremiyorlar, akrabanı göremiyorlar. Düğünlere katılamıyorlar. Taziyeler yok. Kimse kimsenin taziyesine gitmiyor, kimse kimsenin cenazesine gitmiyor. Ben Ankara'ya gidiyorum, bir haftadan fazla kalamıyorum, yemin ediyorum. Kalamıyorum ben, dayanamıyorum. Hı. Onun için biz topluma karşı bir sorumluluğumuz var. Hı. Bu halkın içinde büyümüşüz, bu halkın sırtında zengin olmuşuz, bu artık sırtında bir ileri gelmişiz. Onlara karşı bizim bir sorumluluğumuz var. Onlara bir veri vermemiz lazım. Onlara bir katkı sunmamız lazım. Sahada onlara bir, gerçekte onların kendine, ya bu böyle... Böyle de bir insan var sahada. Böyle bir gün bir şey olursa da bu adamlar bizi savunabilecek, bizi hakkımızı arayabilecek demek zorundayız. Bizim böyle bir görevimiz var arkadaş. Bak Ayşem Kaşmir'in sahibi Ayşem Zampuri Van'a getirdi. İnanır mısın? Van'da gitmek istemedi. 100. Üniversitesi'ne götürdüm. 100. Üniversitesi öğrencileriyle birlikte konferans verdik. İnanır mısın hayret kaldı. Söz verdi bana dedi. Eğer dedi ben bir yatırım düşünürsem Türkiye'de bundan sonra tek yatırımım benim kafamda Van olacak dedi. Van olacak dedi. Bak dedi ki Van olacak. Bir ev dedi bir yazlık şu bu yapmayı düşünürsem dedi olacak. Orhan Bey Van gerçekte biz anlatamıyoruz. Biz Van'ı güzel bir şekilde tanıtamıyoruz. Biz Van'ın çok ciddi bir şekilde alandan ya Van şu anda ben sana diyeyim kaç sene geri gitmiş, geri ileri gideceğine geri gitmiş Orhan Bey. Çevresiyle, düzenlenmesiyle, şuyla buyla. Onun için Van'a sahip çıkmak zorundayız. O kaçacak, bu gidecek, o gidecek. Peki ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Sonu ne olacak? Onun için biz kaçmıyoruz, biz buradayız. Sorumluluk istiyoruz. Gerçekte çalışmak istiyoruz. Ben bir senede beri sahadayım. Aslında bir senede beri gerçekten Van'ın seçimi bitmiş. Ben tüccari de halkıyla herkesle görüşüyorum. Halk ciddi bir şekilde Zahir Kantaşoğlu aman zaman neredesin? Babacığım neredesin? Sen ne yaptın? Sen niye bu odayı bırakıp gittin? Bana bir de kızıyorlar. Bir de beddua ediyorlar. Sen neden gittin diye. Neden gittin? Bana kızıyorlar. Fırça atıyorlar. Onun için şimdi Van Ticaret ve Sanayi Odası tabii ki benim gerçekten o odaya, o esere çok ciddi bir emeğim var. Hmm. Orada bu Van'a yakışır bir eser yarattık. Çok ciddi mücadeleler verdik. Van için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Ben oda başkanı olsam da olmasam da ben bu ilin evladıyım. Bu ilin iş adamıyım. Ben her zaman bu halkın yanında olacağım. Her zaman bu halkın destekçisi olacağım. Bu tür ilah unvan olacak, ilah bir makam olacak, mevki olacak. Bu tür şeyler benim için geçersizdir. Ben şu anda Van'da gezince büyük bir mutluluk yaşıyorum. Vallahi çok büyük bir mutluluk yaşıyorum. Çektiğim o çileler, çektiğim o gece gündüz, o fakirlik dönemi, şu bu hiçbir tanesi umurumda değil. Halkın bu bana 7'den 70'e yaşlısından, gençliğinden, çocuğundan tut. Kadından tut, kızından tut, herkesin bana ciddi bir saygısı. O saygı benim en büyük sermayemdir. Ben belki bugün Türkiye'de çok büyük bir zengin değilim. Vallahi de değilim. Onu biliyorum. Ama ben çok mutluyum kendi halkım arasında.
Bu benim bu zenginliğim bana bütün Van'ımıza da yetiyor. Ben öyle kendimi öyle hissediyorum. Yani ben bakıyorum ki bazı insanların servetine, yatırımlarına, batı, bir çekip batıya gidip gerçekten yatırım yapanlara görüyorum. Biz onlara karşı belki çok büyük zengin insanlar değiliz ama her şey zenginlik değil. İnsan olduktan sonra, ya başkanım, mesela, insan olduktan sonra her şey biter yani. Evet, sözünüzü kestim. Ya şimdi şöyle bir sıkıntımız yok mu başkanım? Mesela Ermenistan, Irak, Suriye, mesela bu taraflardan, mesela Suriye dedim de, bu özellikle komşu illere yakın daha ülkelerden de, mesela bunlar da bu birliğin içine katılsa daha iyi olmaz mı? Mesela İran'da... Ya Orhan Bey nasıl olmaz? Ya nasıl olmaz? Kurban olurum sana, nasıl olmaz? Her şey olur. Bak ben İstanbul, ne kadar İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası İTO'nun sorun açın, ben canlı yayında Murat Yalçıntaş eski başkanıma saygı ve hürmetlerimi gönderiyorum. O gerçekten bu ülkenin en değerli bir hocasıdır. Ekonomistidir yani. Gerçekten çok sağlam ve dürüst bir insan. Ona bir mektup yazdım. Bütün meclis üyelerini aldı geldi. Bir hafta Van'da gezdi. Ya ne kadar İstanbul ve İTO'nun ne kadar meclis üyesi, ne kadar iş adamı varsa Van'la geldi. Benim bir mektubumla. Van'a geldi, bir hafta Van'la gezdi. Van Ticaret ve Sanayi Odası da toplantı yaptık. Konferans yaptık. Kardeş oda ilan ettiler. Bana büyük bir plaket verdiler çalışmalarımdan dolayı. Koca eline mektup yazdım. Sayın Valim Münir Karalıoğlu Bey'e döneminde sorabilirsiniz. Kocaeli'nin bütün meclis üyeleriyle geldiler. Bakın internete çıkar resimleri hepsini. Tak diye bizi Van'a davet ettim, Van'a getirdim. Gebze Ticaret Odası'nın meclis üyeleri tümünü Van'a getirdim. Ben konsey üyesiydim. Türkiye Odalar Borsalar Birliği konsey üyesiydim. Ben Dünya Ticaret Odası'nın yönetim kurulu üyesiydim. Burada canlı yayındayız, konuşuyoruz. Rıfat Bey yönetimin içerisinde en fazla takdir alan Dünya Ticaret Odası'nda. En fazla gerçekten ilgi gören kişiydim. Ben Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde gerçekten Dünya Ticaret Odası'nda Umut Bey ile görüştüm. Bizim Umut Oran'la. Umut Oran'la beraber görev aldık Türkiye Odalar Borsalar Birliği Dünya Ticaret Odası. Sorun bakın. Umut Bey hele de beni arar. Murat Bey bu sene Van'a geldi. Ağrı Dağı'na çıktı. İlk ziyareti bana yaptı. Biz böyle işler istesen her şey yaparsın. Ya ben olsam, benim bir şartım vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün milletvekilleri, 550 milletvekiliyle mutlaka bir gün Van'da bir toplantı yapmaları lazım. Van'da bir toplantı yapmaları lazım. Kesinlikle. Bunu ben o zaman da istiyordum. Şimdi tekrar istemeye devam edeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 550 milletvekili gelsin. Van'da bir gün bir toplantı Van'da yapalım gece. Akşam yapalım, sabah bir deniz turu yapalım, kahvaltı yapalım. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir toplantısı meclis başkanının başkanlığında Van'da olsun. 7000 yıllık tarihi olan başkentlik etmiş, ilk başkentlik etmiş bu ülkede bir ildir. Bu ili bir tanısınlar dünyaya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugünkü genel kurulu Van'da. Müthiş bir şey, müthiş bir tanıtım. Masrafları da kendisi çeksinler yani. Biz hazırız. Gerekse biz de çekeriz onları masam. Ama ben istiyorum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Bir genel kurulu Van'da olsun. Ben sorabilirsin, Rıfat Başkan da istemiştim. Konsey üyesi Allah işi gücü razı olsun, Kütahya Seramik'in sahibi konsey, bütün konsey üyeleri aldı, Van'a getirdi. Hakkari'ye götürdü, gezdirdik. İşte bu tanıtım budur, etkinlik budur, heyecan budur. İş adamları getirip ikna etme budur. Biz bunu söylüyoruz, biz yalan dolan konuşmuyoruz. Laf üretmiyoruz, bizde laf yok. İcraat olacak. Tak diye raporun belgesi. Sana saydıklarım hepsini. Ara bakanı kardeşim. Söyle sen Van Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol yaptınız. İzmir'deki fuarın aynısı Van'da olacak. Niye bu sene aynısı olmadı? Benim dönemde oldu. Aynısı oldu. İzmir neyse Van'da oldu, yapıldı. İşte biz bunları söylüyoruz kardeşim. Biz yalan konuşmuyoruz. Seçim var diye bize oy verseler diye konuşmuyoruz, Allah şahit. Bunun mücadelesini yıllardır veriyorsunuz. Yıllardır veriyorum, yüreğimi yüreğimdedir. Ben bunu başkanlığınız döneminde başkan olsam olmasam bunları konuşurum. Erkan Tan'ın bütün programları çıkarın dökün. Şimdi sevgili izleyenler, ben zaten CNN Türk'ün programları çıkarın, benim konuştuğum TRT'deki yaptığım programları çıkarın. Hepsi budur, benim bütün meselem budur. Bölgeyi
TRT bize ayrı bir yer vermesi lazım. TRT Doğu Anadolu bölgesinin illerine Van'a ayrı bir yer vermesi lazım. Niye? Çünkü Van ilk başkent unvanı alan bir ildir. Urartuların en fazla eseri olan, en fazla kiliseleri olan, en fazla köprüsü olan Urartuların bir merkezidir. Bunların tanıtımını yaylasıdır, kanisipisidir, Keşiş Gölü'dür. Efendime diyeyim, bunlar hepsini tek tek ona Muradiye Şelalesi'dir. İşte bizim İnci Kefalımızın zıplama dönemini görüyorsun. Bütün dünyada gündem olmuş. TRT bize ayrı bir yer vermesi lazım. Siz Allah razı olsun. Siz yine televizyonlara bakıyorum sizin arşive. Günde en az 3 kere, 4 kere her tarafı yaylasıyla, köyüyle, avaçıyla, koyunu övürüyle veriyorsunuz. Allah razı olsun. O büyük bir nimet. Ama TRT de vermesi lazım. Evet. Şimdi mesela bizden bir şey anlatayım. Böyle bir anımızı anlatayım. Ticaret Odası Başkanı kendisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, o zaman dönemin başbakanı. Tabii bir otelde toplantı düzenleniyor. İşte Erdoğan'la beraber bir sürü iş adamı gelmiş. İşte Zorlu gelmiş, Mümkün gelmiş, kim gelmiş. Tabii böyle milyon dolarlar havada uçuşuyor. Böyle çıkanlar böyle işte bu kadar ihracat yaptık, bu kadar şey yaptık. Zahir Bey çıktı kürsüye, dedi ki Sayın Başkan, dedi valla dedi biz dedi bir tane takım elbise giymişiz, altımıza da bir araba vermişiz, biz de kendi iş adamı saydık, biz sabahtan milyon dolarlar böyle havada görünce biz de böyle şoka kaldık. Niye o zaman gelip bana yatırım yapmıyorlar dedi. Sayın Başbakan dedi, biz sizden de rica ediyoruz dedi. Başbakan dedi, bu sabahtan milyon dolarları havada uçurana bir zahmet gelip bana yatırım yapsınlar dedi. Öyle bir anı sormuş Sayın Başkan. Bunun dışında ben getirdim, bu Rus pazarında çanta aldım. O Rus pazarında aldığımız hediyelik eşyalar var ya, telliktir, tezbidir, kınadır. Sorabilirsin bütün o dönemdeki bütün STK'lardan sonra Erzurum'da Sayın Başbakan'ın tek tek mağazasına koydum. Sayın Başbakan'ın bu ithalat ihracat mıdır yoksa çerçelik midir? Dedi çerçeliktir. Döndü bile bakana sordu Kürşat Tüzmen'e. Dedi ki sen Van'da ithalat ihracat başlatmışsın şu bu bak. O da başkanı diyor ki ithalat ihracat değil çerçeliktir. Böyle dönüp bakana baktı. Söz tek tek masasına koydum. Teliği de, ibriği de, hortumu de, her şeyi tek tek koydum. Kınayı da, vallahi. Tezbid, evet tek tek çanta koydum götür. Biz bunları yaptık, bu tür eylemler yaptık. Ben deveyle gittim İstanbul'da, İstanbul valisi aradı. Hayırdır dedim, hayırdır Van'a gelmişiz, Van'ı tanıtıyoruz. Biz herhangi bir eylem için gelmemişiz. Biz bunları tek tek yaptık, Budalar Bursa'la binlerinde yaptık. Başkanım biz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Tabii ki hakikaten bizim yaptığımız her şey ortadadır. Yapacağımız da ortadadır. Bazıları işte efendime diyeyim biz proje diyoruz. Biz daha önce de biliyorsun odada böyle bir kural yoktu. O Van Ticaret Sanayi Odası'nın adayı olan işte proje açıklaması yapsın, yatırım açıklaması yoktu. Onu yine biz yarattık. 19 altın projeyle katalog kitap haline getirdik. O proje meselesi de biz ortaya attık. Yine ilk şeyi bizden geldi. 19 altın projenin dışında şu anda 9 tane proje daha ekledik. Şimdi bizde 36-37 tane proje hazır. Ha bu projelerin ne olacak sahipleri bulmamız lazım, yatırımcı bulmamız lazım. Bu projelerin Van'da kaç tanesini gerçekleştirebiliriz? Havada kalmasın, sözde kalmasın kaç tanesini gerçekleştirebiliriz? Onun mücadelesini vereceğiz. Bu belirli projeler hepsinin arkasında duracağını söylüyor musun? Duracağım, onların araştırmasını yapacağım, onlarla görevlendireceğim. Çünkü yani projeler hep havada kalıyor da. Hep kalıyor. Yani açıklanan projeler hep havada ama kalıyor. Ama Allah'a çok şükür benim kalmadı. Siz 19 altı projeyi açıkladınız. Bizim dönemde bizim siz seçilseniz yapacak mısınız Sayın Başkanım? Tabii ki yapacağım. Takipçisi olacağım. Hemen adamlarını bulacağım, yatırımcısını bulacağım. Hükümetin yapacakları projeleri onların kapısını çalacağım, kapılarında bekleyeceğim. İçeriye gireceğim, anlatacağım. Hoca götüreceğim. Orhan Bey, ben kendi dönemimde ben müzeyi Van Kale'nin oraya götüreceğim dediğim zaman bütün gazeteler beni ne gibi yazmıştı? Başlıklara bakın, çıkarın bakın. Bu cehalettir dedi. Nasıl kalenin oraya götürüyor müze? Müze gitti mi gitmedi mi? Yok orası sit alanıdır. Yok gidemez müze. Gitti mi gitmedi mi? Şu anda o müze Türkiye'de birinci müze olmuş mu olmamış mı? İstiyoruz. Haklı olarak hükümet de devlet de Allah razı olsun yapıyor.
Sen samimi götürdüğün zaman, iyi niyetli projeler götürdüğün zaman, halkın yararına, toplumun yararına bir şey istediğin zaman niye yapılmasın arkadaş? Niye yapılmasın? Ben kendime istemiyorum ki. Üzerinde bir ticaret yapmıyorum ki. İhalesini de almıyorum, yapmıyorum. Devlette istiyoruz diyoruz. Bunlar bu bölgenin olmazsa olmazlarıdır. Bunlar olmazsa bizim geleceğimiz olmaz. Bunları siz mi yapacaksınız? Biz mi yapacağız? Özel sektör mü yapacağız? Uluslararası sektör mü yapacak? Bununla birlikte işbirliği yapacağız Allah'ın izni kuvvetiyle ve bu tür şeyleri bu ilimize, bu ülkemize kazandıracağız. Bizim kararlıyız yani. Evet, Sayın Başkan, programımızın sonuna geldik. Son sözlerinizi alayım. Abi son soru benim ne olursa olsun, yalnız Ticaret ve Sanayi Odası seçimi değil. Hangisi oda olursa, hangisi dernek olursa, hangisi SDK olursa, gerçekte dürüstlük, samimiyet, sadakat çok önemlidir. Yani ben bir yerdeyim, benim elimde bir fırsat var, benim elimde bir yetki var, ben istediğin şekil yaparım, istediğin şekil oyun oynarım, bu yolla kazanırım, bu yolda gelirim. Bu tür hareketler hem beni, hem benim üyelerimi, hem Van halkı çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Biz bu sene inan ki çok ciddi sıkıntılar, sorunlar yaşadık. Biz çalmadığımız kapı kalmadı. Çok yanlış uygulamalarla, çok yanlış girişimlerle, çok yanlış art niyetlerle, çok yanlış şeylerle karşılaştık. Hı. Aslında öyle olmamalı. Çünkü bir insan bir yerde görev yaptığı zaman değeri neyse gittikten sonra değeri daha fazla olmalıdır. Hı. Daha kıymetli olmalıdır. Kesinlikle o odada çok şeffaf, çok dürüst, çok sadakat içerisinde şeyimizin, tüzüğümüzün gereği neyse o şekilde bir seçim olmalı. Bir adam benim yanımda aday olacak, bir kişi. Benim ne kadar çevrem, akrabam varsa tık diye onların hepsini, şirketlerini toplum getireceğim o gruba. Böyle bir dünya yok. Böyle bir seçim de yok. Ben bunun için yetkili mercilerin tümüne bildirmişim. Tüm yetkili mercilere bu şekil kesinlikle, bu tür şeylerin önüne Allah'ın izni kuvvetiyle çok ciddi bir çalışma var. Herkes görevini yapacak. Ne benim, ne onun, ne şunun, ne bunun tarafı istemiyoruz. Biz taraf maraf, bizde yana, onda yana diye yok. Gereği neyse gereği yapılacaktır. Yapılması lazım. Kesinlikle hiç kimse affedilmemesi lazım. Bunlar, bu tür şeyler gelip geçicidir. Yeter ki dürüstlük olsun, sadakat olsun, yarıştır, seçimdir. Hak eden kimse o kazansın, ona bir itirazımız yok. Hak eden kimse o kazansın. Halk teveccühünü gösteriyorsa o kazansın. Asla bir diye. Ama işin içinde oyun olduğu zaman kesinlikle. Faturası ne olursa olsun, gerçekte biz kabul edemeyiz. Evet. Onun için herkes ciddi bir şekilde, bir seçimdir. Seçimde samimi, dürüst bir şekilde seçimimizi yapalım. Halk, ümit, esnaf, tüccarımız hepsi bizim gibi önde gelen insanlardır. Hepsi kanat önderleridir. Hepsi kendi iş yerinde zaten bir başkandır, bir patrondur. Hepsine saygı, hürmetimiz var. Onlar kimi tercih ederlerse, kime oy verirlerse saygı duyarız. Ama işin içinde başka oyunlar olursa o kabul edilemez. Bu sefer, geçen sefer aynı bu şekil oldu. Seçimi yine biz kazandık. Büyük bir farkla kazandık. Gece saat 1'de bizim o 176 tane sahte olan, sahte kullanılan şeyleri tekrar listeye eklenince de böyle bir sonuç oldu. Bu sene Allah'ın izniyle bu olmayacak. Bütün herkes görevini yapacak. Bu tür sorunlar yaşamasını kesinlikle istemiyoruz. O da kendine yakışanı yapsın. O da kendine çeki düzen versin. Rahat bir şekilde bir seçim yapalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet sevgili izleyenler, Ekstra Gündem'in bugün sonuna geldik. Yayına başlamadan önce de ifade etmiştim. Biliyorsunuz biz daha önce Kanal 65 olarak yayınlarımıza devam etmiştik. Sevgili Göktürk Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bey'le bir protokol neticesinde birleşme kararı aldık ve yayınlarımızı yapıyoruz. Sadece canlı yayınımız dışında değil, gün içinde birçok Van'ı tanıtan, Van'ı anlatan videolar, klipler yayınlanıyor. Göktürk sadece Van'da değil, Türkiye'nin her tarafına izlenen bir kanal. Özellikle Ege bölgesi, Antalya bölgesi, İzmir bölgesinde çok izlenen bir kanal. İnşallah biz burada da bunu gerçekleştireceğiz ve Van'ın
ve bölgenin en çok izlenen kanalını haline getireceğiz. Bunu başka kanalda başardık, burada da başaracağız. Yaklaşık günde 8-9 saate yakın Van'ın bütün etkinliklerini biz bu kanalda yayınlıyoruz. Bundan sonra da yayınlamaya devam edeceğiz. Tekrar bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar diliyorum.